Azerbaycan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için Cellebat bölgesindeki Ferzile Köyü Ortaokulu'nda kimya ve biyoloji öğretmeni olan Tural Rahimov, Gubatlı bölgesinin kuruluşu için yapılan savaşlarda şehit olduğunu belirtti. Azerbaycan milli kahramanı şehit Allahverdi Bağırov'un asker kızları babaların işgalden kurtarılan Akdam'daki mezarını ziyaret etti. Sağlık Servis Yüzbaşı Aynur Bağırov, Başkomutanımız Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve galip Azerbaycan ordusuna bu zaferin sevincini yaşattığı için teşekkür ederim. Eminim ki 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Akdam'a gelişimiz ile babamın ve diğer şehitlerin ruhları bugün huzura kavuşacaktır dedi. Yarbay Zümrüt Bağırov'a en son 6 yaşındayken ziyaret ettiği babası mezarını tekrar ziyaret edebildiği için çok sevinçli olduğunu söyledi. Allahverdi Bağırov'un 14 Haziran 1992'de bir kara mayanı tarafından öldürüldüğü unutulmamalıdır. Allahverdi Bağırov o sırada Akdam'daki Şehitler Sokağı'na gömüldü. Savaş sırasında Bağırov'un mezarına beton dökülmesine rağmen üzerine mezar taşı konulmamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile saatte 2 kez telefonla görüşerek Karabağ'daki durumu konuştu. Paşinyan, Laçin koridorundaki yerleşimler, kayıplar sorunu, arama operasyonları, tutkulu ve ölülerin bedenlerin değiş tokuşu, barış güçlerinin konuşlandırılması ve bölgedeki ulaşım iletişimi abluklasının kaldırılması konularını ele aldık dedi. Rus Kafkasya uzmanı askeri uzman Oleg Kuznetsov'dan yapılan açıklamada hem Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında hem de ondan önce Ermenistan'da 4 Azerbaycan kazıları vardı. Kazıların toplam alanı 1989'da yaklaşık 80 kilometre kare idi. Binlerce Azerbaycanlı sınır dışı edilmişti. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün restorasyonu bu toprakları Bakü'nün kontrolüne iade etmeden %100 tamamlanmış sayılamaz dedi. Uzman, Kerkük kazısının çeşitli ulaşım yollarının kesiştiği noktada yer aldığını ve verimli tarım arazilerine sahip olduğunu hatırlatarak bu mesele Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması sürecinden sonra elbette Azerbaycan ile Ermenistan arasında müzakerelere konu olacak dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hagopian'ın kuaförü Sofia Hodoyan kendisine ağır suçlamalarda bulundu. Hodoyan, mücevherleri iade etmesini ve sipariş ettiği kıyafetlerin parasını ödemesini talep etti. Sofia Hodoyan, sosyal ağlardaki paylaşımlarının Anna Hagopian'ın tarafından silindiğini söyledi. Berber, Anna'nın çirkin davranışlarının çok fazla gürültüye neden olduğunu yazdı. Ancak yazdığı durumlar her zamanki gibi silineceğini belirtti. İran'ın Güney Kafkasya'daki politikası hakkında yorum yapan Profesör Halattin İbrahim'den yapılan açıklamada Tovuz olaylarının ardından Türkiye'nin açık ve kararlı konumu İran'ı endişelendirmeye başladı. Askeri operasyonun ilk günlerinden itibaren İran, Ermenilerin yenilgisini gördü ve savaşı durdurmak için diplomatik çabalara başladı. Ermenistan'a yardım bu faaliyetin önemli bir parçasıydı. Çok sayıda askeri tesisatın ve silahlı kuvvetlerin tarım makinelerine benzer şekilde seferber edilmesi bunun bir göstergesiydi. Bu pozisyondan sonra İran yumuşak bir politika izlemeye başladı. İran direnişinin kırılmasında Azerbaycan hükümetinin cesur pozisyonunun yanı sıra güneyli yurttaşlarımızın direnişi de önemli bir etki yaptı. Bu bakımdan savaşın son günlerinde İran süreci kurtaramayacağını anladı ve Rus barış güçlerinin Kafkasya'ya Türk ordusunun Azerbaycan'a girişini engellemek için çalışmalara başladı. Çünkü İran güney faktörü ve mevcut kısımda Rus birlikleri nedeniyle Azerbaycan ile daha az sınıra sahip olmak istiyor dedi. Profesör Rusya'nın İran'ın Güney Kafkasya'daki politikasından daha fazla faydalandığına inanarak İran'ın böyle bir pozisyonu Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesini, bölgeye yayılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın Kafkasya'daki hakim durumda kalmasına yardımcı oluyor. Ermenistan'ın İran için büyük umutları vardı. Erivan, İran'ın Azerbaycan'ı durdurmak için daha fazla fırsata sahip olduğunu ve bu nedenle Azerbaycan'ın Ermenistan ile savaşmayı cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Ancak askeri operasyonlarının bitmesine yakın İran meselesi de Ermenistan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Bu, Ermeni siyasetçilerini ve halkını Rusya kadar derinden yaraladı. Çünkü İran, Ermenistan'ı kurtarmazken veya daha doğrusu Ermenistan'ın cezalandırmasına kasten göz yumamadı. Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020-2025 çocuk stratejisinin uygulanmasına ilişkin eylem planını onaylayan bir emir imzaladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi bu düzenin birinci bölümünde onaylanan eylem planında öngörülen önlemlerin uygulanmasını koordine edecektir. Bu eylem planında öngörülen önlemlerin uygulanmasının ilerleyişi hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı yılda bir kez bilgilendirilecektir.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Kargaç'tan yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye doğru Akdeniz üzerinden karşı tavrını açıkça itiraf ettiğini bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın başkanlık ettiği Akdeniz Diyaloğu 2020 konulu bir telekonferans oturumuna katıldı ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri İsrail ile normalleşme anlaşması ve Libya sorunu ile ilgili soruları yanıtladı. Enver Kargaç, Türkiye'nin Arap ülkelerinin içlerine karıştığını ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin Mısır, Yunanistan ve Fransa ile işbirliği yaparak Türkiye'ye karşı tavır alacağını söyledi. Dünya genelinde yaklaşık 62 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Avrupa'da yaklaşık 17 milyon, Asya'da 17 milyon, Kuzey Amerika'da 16 milyon, Güney Amerika'da 11 milyon ve Afrika'da 3 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa'dır. İran'da 98.346, Türkiye'de 503.738, Ermenistan'da 130.870 ve Gürcistan'da 118.690 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşan 106.101 kişiden 1.256 kişi hayatını kaybetti ve 68.578'i tedavi edildi.